Zeynep Seda Kaldan, 23 yaşında, öğrenci. Aslen Hataylı olan Zeynep Hanım, annesi ve 3 kardeşiyle birlikte yaşıyor. Kilise nikahımı kıyıyorsun. Bu kızın hali ne? Nasıl, beğenmedim aşk olsun? Güzel olmuş. Allah sahibine beğen bir zahmet, sana süslendim bu kadar. Tabii. Zeynep Hanım, temizlik benim işimde tüm temiz ve titiz öğrencileri temsil etmeye hazırlanıyor. Bir şey diyeceğim, ben niye tek giriyorum? Yarışmacı nerede? Yarışmacıyla gelmesi gereken sensin. Bana mı soruyorsun? Dışarıda yok ya, kız yok dışarıda. Bana mı korku kaçmasın sakın? Ben sana demedim mi bu kız yapamaz diye? İstihdamdan gitti mi? Neydi bu kızın adı? Gel hadi Kadir, boş ver. İkimiz beraber hallederiz. Nasıl yani? İkimiz yapalım temizliği. Tam zaten normalde de ben temizliği gibi bir şey. Peki nereden başlayacağız? Salondan başlayalım. Haftanın 4. gününde temizleyeceğimiz ev karşınızda. Evimizin salonu küçük ama eşyalarla dolu. Koltuk takımı, konsol, vitrin, sehpa, çekyat. Hepsi ama hepsi kirli ve tozlu. Bakalım Kadir bu manzarayı nasıl bulacak? İşte salonumuz Kadir. Sen ciddi misin? Salonu ben evi ben mi temizleyeceğim? Beraber yapalım diyorum ya işte. Neden inanmıyorsun? Salon güzel. Tüllenmeler o kadar kirli değil. Vitrin var yine burada. Peki sen bana yardım edeceksin mi? Ben tek başıma mı yapacağım? Edeceğim tabii. Etmez miyim? Ha, sonuçta yarışmacılara ben yardım ediyorum. Ben de sana yardım edeceğim işte. Vitrine ne diyorsun? Vitrinin içi dolu gibi. Evet, bayağı bardak mardak var. Şimdi onların yıkanmasın. Peki bir şey diyeceğim, o zaman bugün puan vermeyecekler herhalde. Bugün ben sana puan vereceğim. Sen bana ver. Dur bir dakika. Ne? Şöyle gel biraz. Allah senin canını almasın inşallah. Kilise nikahımı kıyıyorsun. Bu kızın hali ne? Nasıl, beğenmedim aşk olsun. Güzel olmuş. Allah sahibine beğen bağışlasın. Beğen bir zahmet, sana süslendim bu kadar. Tabii. Görüyor musun? Kız müziğiyle beraber gelmiş. Şeyinle dans ederim artık ben de. Allah cana, esnaftan bir de duvak yapmışlar. Beğendin ayakkabının mi? Altına adımı yazsaydım belki kısmetim açılır. İşte kısmetin burada zaten. Sana geldim diyorum. Kız sana geldim diyor Kadir. Ha. Niyet etmiş. Temizlik yapmaya, evet, çok güzel bir temizlik yapacağız. Temizlikten sonra da nikahımızı kıyarız artık. Kadir'ciğim, Zeynep Hanım'ın niyeti ciddi. İsterseniz siz kendiniz anlatın Zeynep Hanım. Zeynep Hanım sana karşı boş değil Kadir. Yani televizyona çıktığın ilk günden beri izliyorum. Hayallerimdeki erkeksin diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Nasıl utandı? Nasıl utandı? Ben seni ne yapayım şimdi? Hiç sese bakmayacaksın. Gelin benim burada. Peki. Bana bakacaksın. Zeynep Hanım bana geldi, rica etti. Ben de bir abisi olarak bu işe ön ayak olayım dedim. İstemeyesen mi geçeceksin? İsteme falan, geçtik biz onları. Direkt kaçtın mı? Ayrı? Direkt düğün. Düğündeyiz yani şu an, nikah kıyılıyor. Şu an maddi durumum hiç evliliğe elverişli değil. Olsun, ben seninle bir oda bir salon yeter. Kadir, ben seni biliyorum. Anneciğin izin vermeden bu işin olmayacağını da biliyorum. Bu yüzden anneciğini görüntülü arayalım diyorum. Arayalım. Arama şu kadının yakasını bırak. Allah'ım sen bana sınırlar yani. Rica etsem arar mısın? Arıyorum. Alo. Görüyor musun? Ha, görüyorum. Şimdi dış sese vereceğim de sana bir şey gösterecek. Koşanı gözüne yasınlar annem. Şimdi sen göreceksin, koş. Ümran Hanımcığım, merhaba. Nasılsınız? Çok sağ olun. Yine harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu güzelliğinizin sırrını merak ediyorum. Bütün işleri oğluna yaptım. Kadir sırrınızı biliyormuş. Çok çalışmamasından, kendisini fazla yormamasından dolayı diyor. Neyse, bu işin şakası. Ümran Hanımcığım, ben sizi hayırlı bir iş için aradım. Ben sizi geçen gün bir story'de gördüm. Ağlıyordunuz, üzgündünüz. İçiniz kıyılmıştı. Oğlumu kaldırabilecek bir kızı ben nereden bulacağım diyordunuz. Oğlu mobilya beni kaldıracak bir dünya arıyor. Şimdi Ümran Hanımcığım, buraya Zeynep isimli bir kızımız geldi. Hali vakti yerinde. Boyu boyuna, huyu huyuna. Dilerseniz size onu bir göstereyim. Anne, benim hiç haberim yok. Bir anda olmuş. Hazırsanız gösteriyorum. Merhabalar. Oğlunuzun kaşına gözüne talibim. Her yerine, her şeyine talibim yani. Nasılsınız? Ne diyeceğimi bilemedim ilk defa. Benim haberim yok. Akşam benim başıma sarma kızı. Benim haberim yok. Bir anda olmuş. Yani ben oğlumun en iyisini istiyorum. Yani bu evlilik başka bir şey değil. En güzelin en iyisi. Hele ki huyu huyun olmuş.
Vallahi ben her şekilde Kadir'i de kaldırabilirim. Bence Zeynep Hanım gerçekten de oğlunuzu kaldırabilir. Hadi kaldırın Zeynep Hanım. Kız öyle nasıl kaldır? Anne kaldıramıyor. Kaldırdı. Allah kaldırdı. Yazık kafayı biz. Kaldırdım yani oğlunuzu. Anne sen merak etme, o zaten iki gün benimle kalsa bütün gün artık buzdolabı silmekten kafayı oynatır. Olur mu canım? Zeynep Hanım biliyor bunları. Ben bunların hepsini biliyorum. Ben ilk günden beri Kadir'i gözüme kestirmişim. Kadir için geldim bu yarışmaya. Belki kendime bir yol yaparım diye. Artık burada da niyetim var çıkacak. 10 bin lira falan onlar bahane. Ben Kadir için geldim buraya. Büyük ödül için gelmiş. Çabuk çık gel beni buradan kurtar. Hadi Kadir biz uyudur. Hani biliyorsun elde edene kadar her şeyini hederiz de içeri girdik bir de. Heh, deriz ya. Annem diyor ki içeri girene kadar da içeri girdikten sonra da huyu değişir diyor. Kaynanam kaynanalık yapmaya başladı. Vallahi doğru. Hayır. Bir de biz daha dün akşam oturup bu konularla konuştuk. Evlilikle alakalı bir ton kavga ettik. Üstüne bunun olması tam yerine geldi. Bak benim sende hakkım var mı Kadir? Var. Rızam var. Evet dış sesin rızası varmış anne. Hani ben ne için? İyisi olsun diye değil mi? İyi bir evlilik yapasın diye. Heh, hani, tabii ki. Ben işte hani kaşına gözüne değil, huyuna suyuna. Peki ama şu an huyunu suyunu anlayamıyorum işte. Suyunu bugün kovayı doldurunca anlayacağız. Peki sen merak etmesin, ben halledeceğim şimdi. Hadi görüşürüz. Ümran Hanımcığım, siz bana güveniyor musunuz? Ay sen de evde hem ayrı diyorsun, burada ayrı diyorsun. Öldürecek bu kadın da beni. Bu iş bende, merak etmeyin. Ben sizi yarı yolda bırakır mıyım hiç? Benim oğlumun en iyisi, en iyisi de. Tabii, tabii, aynen öyle. Peki o zaman, ellerinizden öpüyoruz. Öpüyorum. Sevgiler, saygılar. Size iyi günler. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Merak etmeyin, bu iş bende. Siz rahat olun. O da bir de teşekkür ediyor ya. Kadirciğim. Efendim. Sen benim oğlum sayılırsın. Zeynep Hanım'ın iş tutuşunu bir görelim, ona göre karar verelim. Tamam, biliyoruz. Esmer kızlardan hoşlanmıyorsun. Şu an ben denizde yandım, ondan böyle. He. Esmer değil yani, denizde yanmış. Bayağı bir kazandı tarzı ya. Gibi. Evet. O zaman ne yapacağız? Günün sonunda hem... O zaman ne yapıyoruz? Zeynep Hanım arkasını dönüp çiçeğini atıyor ve sonra temizliğimiz başlıyor. Sen değil, editör tutsun. Sen evlisin, şurada editör tutsun. Abi bize var, bir saniye şöyle atayım o zaman. 3, 2, 1, hop. Yakaladım. Evet, buradan tamam. Eşine de selamla. Hala gelin çiçeğinin peşinde kocanız. Ben başka bir şey diyemiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Nereden başlayalım? Önce bir evi gezelim. Gördük işte evi. Daha mutfakla banyoyu görmedim. O zaman hadi mutfağa geçelim. Geç önden. Tamam. Geç. Ay. Duvağını tut kızın. Zeynep'in Kadir'e karşı ilgisini zaten hepimiz biliyoruz. Bugün Kadir'e bakmaktan iş yapamayabilir. Zeynep Hanım'ın temizleyeceği mutfak ilk bakışta oldukça sıradan görünüyor. Görünen o ki Zeynep Hanım bu mutfaktan ter dökmeden çıkamayacak. Ay Allah'ım yarabbim sen bana sabır. Hiç gelin duvarla da ev gezmemiştim. İşte sana ilkleri yaşatıyorum. Evet bence mutfak temiz. Mutfak güzel. Yani bir yağ falan yok mu mutfakta? Alt dolapların rengini açmamız lazım biraz. Bulaşık makinesi var en azından. Bulaşık makinesi yağlı, kenarları yağlı. Çok yağlı değil, bana göre değil yani. Dünkü benim mutfağım kadar yağlı değil. Buzdolabını açıp bakalım. O buzdolabı kirli. Aa, İki gündür tam anlamıyla bir buzdolabı temizliği göremedik. İçin yani aslında Fatoş yapmıştı. Fatoş'unkini ben beğendim. Ama yine de yok kırıntı mırıntı dediler. Kadın buzluğa dokunmayız değil mi? Onun yani şuralarını yaparız ama. Lastiklerini bak şu aralarını. Aha, ama buzlar tamam. İçine giremeyiz. Tamam. Mutfakta her şeyi bekliyorum. Açıkçası. Çünkü çok fazla yağ yok. Dolapları küçük ve içi neredeyse boş. Ben mutfakta buzdolabı da dahil olmak üzere hepsini bekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.